İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Ülker Bisküvileri. Bu akşam sizlere arkadaşlar şirket olarak web tasarım dijital ortamda şirket ve hisse değerleme modelimizin sadece bir bölümünü, çok küçük bir bölümünü görüntüye açacağım. Yani bu %5'i olan bir bölümüyle değerlendireceğim. Burada ne var? Öncelikle 3 yıllık enflasyon muhasebe düzenlemeli bilançolar. Evet, gördüğünüz 2021'in 12 ay yani 4. çeyreği de enflasyon muhasebesi uygulanarak yapıldı. Ona da enflasyon uygulaması düzenledik. Yapılamaz diye bir şey yok. Yapılamaz, saçmalık diyenler saçmalığın kendisidir. Çeyrekleri de yapacağız arkadaşlar. Enflasyon düzenlemesini biz yapıp her ne kadar düzenleme gelmeyecek olsa da muhtemelen çeyrekleri de geçmişe yönelik şirketler göndermeyecekler kaba, sadece dönemsel olarak gönderecekler. Yani 2023'ün son çeyreğinin yıllık enflasyon düzenlemeli muhasebesiyle çeyreklikleri gönderecekler. Ama biz yıllık olarak çeyreksel bazda da enflasyon muhasebesi düzenleyerek değerlendirmeleri yapacağız. Yani elmayı elmayla, armudu armutla değerlendireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2021 yılı da şu anda enflasyon düzenlemeli ama orijinale alacak olursam bakın hazır değerler 8 milyardan nereye gelecek? 3 milyara düşecek bu orijinal hali enflasyon düzenlemesine. Tabi tutarsak 8 milyar oldu. Ve toplam varlık içerisindeki değeri de ona göre payı değişti. Evet, 2021'in son çeyreği, 2022'nin son çeyreği enflasyon düzenlemeli ve 2023'ün orijinal enflasyon düzenlemeli finansal rapor doğrultusunda varlık yapısından değerlendirdiğimizde toplam aktif içerisinde dönem varlıkların payı sırasıyla %71,5'tan %63'e gerilerken cari dönemde de %60'a ve reel olarak %11,5 azalmış. Toplam aktif büyüklük içerisinde sabit kıymetlerin payı sırasıyla 2021 yılında %28,5'tan 2022 yılında yaklaşık 37'ye artmış. 2023'ün son çeyreğinde de yani inceleme döneminde de %37'den %40'a reel olarak yaklaşık bir oranında sabit kıymetlere artış göstermiş. Toplam aktif büyüklük içerisinde maddi duran varlıkların payı sırasıyla %14'ten %22'ye, %22'den de %26,5'a reel olarak da iki dönem arasında %10,5 oranında maddi duran varlıklar artmış. Dikkat edin, birikmiş amortismanların payı %11'den %23,5'a, %23,5'dan da %30,5'a reel olarak yaklaşık %21 artmış. Toplam aktif büyüklük içerisinde birikmiş amortismanların payı %30,5, maddi duran varlıkların payı birikmiş amortismanların payının altında %26,5 olarak yerini almış. Bu da demektir ki şirket kısa vadede üretim kapasitesini korumak ya da artırmak için
bir dizi modernizasyonlara gidebilir. Maddi duran varlıkların öz kaynaklar oranına baktığımızda %82 oldukça yüksek. Muhtemelen yeniden değerleme ve enflasyondan ötürü işletmenin birikmiş amortismanlarında bir şişme var. Enflasyondan ötürü ve yeniden değerlendirmeden ötürü. Gerçi yeniden değerlendirmeye tabi tutulmamış. 22'den 26'ya çıkmış %10,5'luk bir artış var. Tamamen amortisman politikasından kaynaklanan bir artış söz konusu birikmiş amortismanlarda. Duran varlıkların öz kaynakları oranı %173,5'tan %56'ya, inceleme döneminde de %124'e gerilerken reel olarak %0,93 artış kaydetmiş. 2021-2022 yılları arasında iktisadi varlık artışı 30 düzeltiyorum 40 milyarken ne yazık ki 2022-2023 dönemleri arasında iktisadi varlıkları 4,5 milyar azalmış arkadaşlar ülkenin. Şeyi yapmıyorum. Hani orijinal 2022 ve enflasyon düzenlemeli 2022 arasında mukayeseyi yapmıyorum. Genelde gördüğümüz üzere birçok şirkette bunu yaptım. Enflasyon düzenlemesi şirketlerin bilançolarını ve gelir tablolarını örselemiş, törpülemiş, aşındırmış arkadaşlar. Yani şu ana kadar enflasyon muhasebesinin lehine gerçekleşmiş bir finansal rapora rastlayamadık henüz. Bu yüzden ülkede de yapmıyorum. Muhtemelen büyük bir ihtimalle ülkede de aynı şey söz konusudur. Dönem varlıkların bileşenlerine baktığımızda toplam aktif büyüklük içerisinde hazır değerlerin payı %11,5'tan %23'e, %23'ten de %19'a, reel olarak %23,5 oranında azalmış. Peki, işletme faaliyetlerinden nakit akım tablosundaki hazır değerlerin durumu nedir? Şirket işletme faaliyetinden 13 milyar 686 milyon 187 bin TL nakit oluşturmasına karşın cari dönemde hazır değerleri 3 milyar 592 bin 238 TL azalış göstermiş. Hazır nakit akımlara geldiğimizde işletme faaliyetlerinden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı %381. Esas faaliyetlerden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı da %262 bin gibi yüksek oranda azalış göstermiş. Bu da hiç olumlu bir gelişme değil. Satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışlarına oranın %100'ün üzerinde olması sebebiyle rahatlıkla karşıladığını görüyoruz. Yani satışlardan gelen nakitle satışların maliyetini karşılayabiliyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında, %79,5 düzeyinde oluşu, işletmenin mevcut kapasitesini korumak veya artırmak için bir dizi yatırımlara gittiği ve bu yatırımlardan ötürü de 428 milyon 867 bin TL nakit açığı vermiş. Yatırımlara giden şirketlerin nakit açığı vermesi kadar olağan bir şey yoktur.
Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı oldukça yüksek, %100'ün üzerinde. Bunun ne anlama geldiğini geçmiş videolarda anlattık. Ya hepsini anlattık. Buraları geçiyorum. Evet. Hazır değerlere bakmıştık. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Şirketin atıl kapasitede bir takım nakit varmış. Bu nakitlen kısa vadede nakde çevirmek için menkul değerlerde değerlendirdiği nakit parası bir önceki dönem %0,52 paya sahipmiş. Toplam aktif büyüklük içerisinde binde bire gerilemiş. Reel olarak %99 azalmış. Bu da bu finansal yatırımları nakde, tekrar nakde çevirdiğini anlamaktayız. Ticari alacakların payı %18,5'tan %19,5'a yavaşça artarken reel olarak ticari alacakların payı yaklaşık %1 oranında azalırken stokların payı %13'ten %13,5'a toplam varlık içerisinde payının artmasına rağmen reel olarak %1,5 stoklar azalmış. Ticari borçları ne yapmış bu arkadaşın? Ticari borçlar varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisindeki payı %10,5'tan %12,5'a reel olarak %11,5 oranında artış kaydetmiş. Şimdi borçlar artmış. Borçlar arttıysa mal aldı. Efendim, niçin mal aldı? Satmak için aldı. Ha. Mal satmak için borçlandıysa satışları var. Peki ticari alacaklar azalıyor. Parayı tahsil ediyor. Mal satıyor, alacaklarını topluyor. Stoklar, varlıklar içerisindeki payı %13'ten yavaşça %13,5'a çıkıyor. Her ne kadar reel olarak %1,5 azalmış olsa da. Stokların çok cüzi artışı, ticari alacakların çok cüzi payının artışı, efendim, ticari borçların çok cüzi payının artışı, reel satışlarının da çok cüzi yavaş bir şekilde arttığını gösteriyor. Yani reel satışlarının oranında bir borçlanma ve tahsilat ve stok politikası gözüküyor. Bakalım bunları, bu üç kalemi hemen reel satışlarla değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar. ...2021 yılındaki performansı çok daha yüksekken, 2022 yılındaki reel olarak satışlar 2021'e göre oldukça geride kalmış. 2023 yılı 2022 yılının üzerinde gerçekleşmiş ama 2021 yılındaki satış hedefini veya gerçekleşen satışı 2023 yılında egale edememiş veya geçememiş. Her ne kadar 2022 yılındaki reel satışların çok cüzi bir üzerinde artış göstermesine rağmen en iyi performansı gördüğünüz gibi reel olarak 2021 yılında gerçekleştirmiş. Dış ticaret işlemlerine bakalım. Bayılıyorum böyle arkadaşlar. Yani yatırım, ya keyif alıyorum böyle yatırımcısına, şeffaf, açık, veri akışı sağlayan şirketlere
Bayılıyorum. Bir şirketle günlerdir cebelleşiyoruz. Bu dış ticaret işlemlerini belirtmemek için 40 dereden su geçiriyor. Bu yazışmaları ben sürekli arşivliyorum, biriktiriyorum. En sonunda hepsini toptan sermaye piyasasına göndereceğim. Buyurun diyeceğim, kararı siz verin. Evet, 2021 yılında ihracat gelirlerinin payı %8,5, 2022 yılında %21,5, 2023'te %20'ye gerilemiş. Yani 2022 yılında ihracat gelirlerinin payı 2021 yılına göre artış sağlamış. İthalat giderlerinin payı 2021 yılında %10,5, 2022 yılında yaklaşık %16'ya artarken 2023 yılında da %16'dan %13'e gerilemiş ithalat giderlerinin payı. Dış ticaret işlem dengesine baktığımızda reel olarak ihracat gelirlerinin payı %52'den %48'e gerilerken ithalat giderlerinin payı %55'den %45'e gerilemiş. İhracat gelirlerinin %48 lan payı ithalat giderlerinin payının %45'in üzerinde olması işletme çok minik de olsa dış ticaret fazlası vermiş, cari fazla vermiş. 2022 yılında reel olarak satışlar %41,5 oranında azalırken 2023 yılında %7,5 oranında artış göstermiş 2022 yılına göre. 2022 yılı da 2021 yılına göre %43,5 oranında azalış göstermiş ki zaten 2021 yılında güzel bir reel satış oranı yakalamış. Büyüme oranlarına bakalım. Toplam aktifler %7 azalış göstermiş. Sabit varlıklar %1 artış göstermiş. Öz kaynaklar %26,5 oranında artmış. Net dönem kârı %243,5 artış göstermiş reel olarak. Güzel. Net kârın reel olarak büyümesi elbette güzel. Peki, finansman yapısı nasıl bir gelişme göstermiş bir önceki yıla göre ve 2021 yılına göre? Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı sırasıyla %23,5'tan %42'ye artarken cari dönemde %25'e azalmış. Reel olarak %44,5 kısa vadeli yabancı kaynaklar azalmış. Güzel. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı sırasıyla %60'tan %34'e azalırken 2023 yılında da %34'ten %43'e reel olarak da %16 artış göstermiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı sırasıyla %83,5'tan %76,5'a, %76,5'tan da %68'e reel olarak da %17,26 azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı sırasıyla %16,5'tan %23,5'a, %23,5'tan da %32'ye reel olarak da %26,5 oranında azalış göstermiş. Bakın 2021 yılından itibaren şirketin toplam borçları periyodik olarak azalırken öz kaynakları periyodik olarak artmakta.
Bu da finansman açısından şirketin periyodik olarak güçlendiğinin en somut göstergesi. Bakalım. Fakat her ne kadar öz kaynaklar periyodik olarak güçlenip toplam borçlar azalmış eğiliminde olmuş olsa da yine de şirketin toplam borçları öz kaynaklarının iki kat üzerinde seyretmekte. Bu politikayı sürdürülebilir ve kalıcı kılması takip edilmelidir. Yani toplam borçların önümüzdeki dönemlerde de azalması, öz kaynakların güçlenmesi sürdürmesi gerekmektedir. Kısa vadeli yabancı kaynak yapısına bakalım. Maliyeti yüksek finansal borçların payı sırasıyla %3'ten %2,5'a, %2,5'tan da %2'ye yaklaşık olarak gerilemiş, reel olarak %25 azalmış. Gayet güzel. Ticari borçlara bakmıştık. Çok cüzi bir artış var. Bu da satışlardan kaynaklanmakta. Daha kapsamlı, daha detaylı finansman yapısını inceleyecek olduğumuzda önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Yabancı para pozisyonu ne durumda? Evet, bir 2022 yılında 4 milyar 250 bin liralık bir yabancı para pozisyon açığı varmış. Aradan geçen bir yıl içerisinde buna ilaveten yaklaşık 7 milyara yakın bir yabancı para pozisyon açığı daha ekstradan yaratarak inceleme döneminde yaklaşık olarak 11 milyar net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Ve şu göstergelerde hiç olumlu bir gelişmenin olmadığını, yani kötü bir gelişme olduğunu bize göstermekte. Finansman kaynaklarında kısa vadeli kaynak değişikliğine baktığımızda finansmanda öz kaynak katkısı yüzde yaklaşık 36 artmış. Mükemmel. Yabancı kaynakların payı %11 azalmış. Öz kaynakların borçlara oranı %53 oranında artmış. Güzel. İşletme sermayesi, net işletme sermayesi %54,5 oranında artarken finansal borçların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payı %48, net finansal borçları da %21 azalmış. Arkadaşlar, maliyeti yüksek finansal borçlar hem kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde payını azaltıyor hem de net finansal borçların payı azalmaya başlamış. Burada sıkıntı, daha doğrusu geri kalan diyelim veya zayıf olan tarafı diyelim, ticari alacaklarıyla ticari borçlarını finansını sağlayaması %11 oranında azalması bir handikap. Öz kaynaklarına bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar nadir gördüğümüz, bugüne kadar gelen bilançolar içerisinde nadir gördüğümüz bir gelişme var ülkede. Nedir o? Öz sermaye karlılık payının hızla artması. 2021 yılının da üzerinde. Bakın, reel satışların 2021 yılında 2022 ve 2023 yıllarının çok üzerinde olmasına rağmen ne yazık ki o tarihlerde öz sermaye karlılık payı bu kadar yüksek değilmiş. O reel satışlara rağmen öz sermaye karlılık payı diplerde kalmış. Ama o tarihten itibaren de reel olarak satışlar gerilemiş olsa bile 2022 ve 2023 yıllarında merdiven şeklinde öz sermaye karlılık payının arttığı grafikte açıkça ortada.
Toplam öz kaynaklar %8 oranında ödenmiş, pardon özür dilerim yanlış bakıyorum. %2 oranında ödenmiş sermaye, %199 içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden teşekkür etmekte. Ortak ve şirket karlılığına bakalım. Yine bugüne kadar gelen bilançolarda dikkat çeken şirket karlılığı %67 artmış. Bakın arkadaşlar, bugüne kadar baktığımız şirketlerde şirket karlılığını, yani varlıkların getirisini artıran bir bilançoya henüz tanık olmamıştık. Ülkerle buna tanık oluyoruz. Yine keza ortak karlılığı artmış. Fakat her ne kadar artmış olsa da ekside bir azalış var. Yani eksi azalışı bir artı var. Şirket karlılık artışının oluşuna bakıyoruz. Satışların sürümü %15,5 oranında artmış 2022 yılına göre. %15,5'luk satış sürümlerinin artmasının neticesinde %45'lik bir satış karlılığı elde etmiş. Katkı payı yüzdesi %15,5 artarken emniyet marjı da %37 artmış. En baba şirketler bile emniyet marjlarının düştüğünü ve risk değerlemede riskli bir yapıya sahip oldukları gözüküyordu. Bu şirkette şimdi şu emniyet marjının bu kadar yükselmesi aynı durumu göstermeyeceğini umuyorum. Sizden beraber ilk kez bakıyorum, yani bilançoyu yaptım, oranlamaları yaptım, değerlendirmeyi hiç yapmadan şimdi ilk kez yapıyorum. Bazen video yapmadan önce kendim değerlendiriyorum ama şu anda ilk kez birlikte değerlendiriyoruz. Evet, ortak karlılığı %36 artış, ekside azalışla artış söz konusu. Borçların öz kaynaklara oranı %34,5 azalmış. Bu da olumlu bir gelişme. Varlık karlılığı %67 oranında artarken borç maliyeti %34 oranında artmış. Varlık artışının altında bir artış göstermiş. Bu da finansal kaldıracın işletmenin lehine geliştiği görülmekte. Karlılık kaldıracı %62 oranında azalırken net ortak karlılığı da %82,5 oranında azalmış. Bu hemen hemen artık kronikleşti. Karlılık kaldıracının ve net ortak karlılığının azalması şirketlerde, ama hem şirket karlılığını hem ortak karlılığını artıran, hatta şirket karlılığını artıran şu ana kadar gelen bilançolar ve yaptığımız değerlendirmelerde tek şirket olarak ön plana çıkıyor Ülker. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir arkadaş telefon etti. Bir Ülker değerlendirmesinden itibaren kanalı takip etmeye başlamış. O tarihlerde 80 liradan işlem görüyormuş borsada. 140 lira hedef fiyat koymuşum. Abi dedi, yatırım aracı kurumlar ve dedi, bu dedi analistler dedi, sizin dedi çok altınızda bir fiyat belirlediydi, oradan dikkatimi çekti dedi. Onların belirlediği fiyatın üzerine çıktı ama dedi, sizin dedi söylediğiniz, değerlendirdiğiniz fiyatı henüz gelmemiş olsa da dedi, oraya doğru dedi bir geldi, bekledi dedi. Ama dedi, yatırımcı aracı kurumların dedi, uzmanların dedi belirlediği fiyatın dedi üstüne çıktı dedi. Yani onları dedi solladı dedi. Şimdi ben de merak ediyorum, inanın, ne çıkacak hisse değeri. O yüzden sürpriz yapacağım size. İşte bir kısmını
dijital ortamın ve web tasarımının bir kısmını, çok küçük bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Evet, gelelim gelir tablosuna. Gelir tablosu nasıl bir performans sergilemiş? Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle işte. Bütün kalemleri şıkır şıkır dolduruyorsun. Böyle şeffaf. Bu tür şirketlere bayılıyorum. Yani şöyle bir veri akışı sağlamayan şirket benim için tartışmalı şirkettir. Yatırım yapacağınız şirketlerin yatırımcılarına veri akışı sizin için kılavuz olsun arkadaşlar. Sağlam veri akışı, şeffaf veri akışı sağlayan şirketlere arkadaşlar yatırımınızı yapın. Bırakın Ahmet'in, Mehmet'in değerlendirmelerini. Birazcık da kendiniz değerlendirin. En azından bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, finansal okurluğunuz olmayabilir. Kârın dışında başka bir yerden anlamıyor olabilirsiniz. Ama en azından şirket değerlendirme. Şimdi size şirket değerlendirenler için de sağlıklı, öngörülebilir bir veri akışına sahip olmaları. Şirketlerin kısıtlanmış gönderdikleri verilerle şirket değerlendirenlerin dağarcıkları da o kadar dar. Yani değerlendirmesi geniş olan bir analist böyle sığ, kısıtlı verilerle şirket değerlendirmeden zevk alamaz arkadaşlar, keyif alamaz. Ve yatırımcıyı uyarmakla mükelleftir. Çünkü sen insanların parasını yönlendiriyorsun bir yerde. Yani demiyorsun ki kardeşim, bak bu şirketin bu veriyi vermesi lazım. Bak bu şirket, hiçbiri vermese bir şirketten o veriyi isteme hakkın olmaz. Ama biri veriyor, biri vermiyor. Böyle bir keyfiyet de zaten SFK kimseye sunmuyor. Kamu gözetim kurumu da vermiyor. Cebelleşip duruyoruz adamlarla. Aslında ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Beni gayet iyi anlıyorlar. Amaç ipe un sermek, lastik gibi uzatmak. Ama tabii kopacak o lastik bir yerde. O lastik bir yerde kopacak ve ben sizden paylaşacağım. Koptuğu yeri bütün kamuoyuyla paylaşacağım. Niçin? Kamuoyu da bu konuda duyarlılığını ortaya koysun diye. Bak, isteyince bu oluyormuş diye örnek olarak vereceğim. Bütün yazışılamalarla vereceğim. Evet. Sırasıyla yurt dışı satış gelirleri %106, %110, %114. Bakın arkadaşlar, işletmenin yurt dışı satış gelirleri sürekli yukarıya. 2021 yılında toplam gelirler içerisinde yurt dışı satış gelirleri %106, %106,5 paya sahip. 2022 yılında %110,5'a artıyor. 2023 yılında da %114,5'a. Reel olarak %11,5 yurt dışı satış gelirleri bir önceki yıla göre artmış. Pardon, özür diliyorum. Yurt içi satış gelirleri. Yurt dışı satış gelirleri ne yapmış? Sırasıyla %22,5'tan yavaşça %21,5'a, 2023 yılında da yavaşça %20'ye gerilemiş. Yurt dışı satış gelirlerinde bir azalma var. Zaten ihracat gelir giderinde de bunu teyit etmiştik. Ve %0,64 yurt dışı satış gelirlerinde bir önceki döneme göre azalma var. Ve brüt satışlar %9,5 oranında artarken, satışlardan iade ve iskontoların payı sırasıyla %29,21'den %31,79'a ve %34'e
Bakın toplam gelirler içerisinde satış ve indirimlerin payı %29, %32 ve %34. Reel olarak brüt satış artışının üzerinde bir iade ve indirim var. Bakın arkadaşlar, hiçbir yerde bu kadar detaylı, bu kadar kapsamlı böyle bir MR bugüne kadar görmediniz. Bundan sonra görür müsünüz bilmiyorum. Şimdi satıştan iade ve iskontolar niçin önemli? Önemli mi? Son derece önemli. Peki bugüne kadar siz küçük yatırımcılar olarak şirketlerin satışlardaki iadelerini ve iskontolarını hiç incelemeyi, değerlendirmeyi akıl ettiniz mi? Veya bugüne kadar size bu şekilde bir analiz yapıldı mı? Önemsiz olduğu için mi? Önemi olmadığı için mi? Bakın arkadaşlar, satışlardan iade demek, iade, siz bir ürünü aldığınız yere niçin iade edersiniz? Niçin? Ya size bozuk, ayıplı mal gelmiştir, ya istediğiniz ürünü ciddiye alıp rengini, bedenini es geçmiştir. Siz XX large istemişsinizdir. O sizde small göndermiştir. Dikkate almamıştır vermiş olduğunuz siparişi, içeriğini. Gayrici ihtiyari davranmıştır. İşine sadık değildir. Ya da ayıplı ürün göndermiştir. Hatalı ürün göndermiştir. Niçin iskontosu önemli? İndirim niçin önemli? Niçin indirim yükselir? Rekabet ortamında rakip bir firma vardır. O ürününü ondan daha fazla satmak için ne yapar? Fiyat politikasına gider, indirim yapar. Peki iade ve indirimlerin gelir tablosundaki önemi nedir? Direkt kâra yansıyıcı kalemlerdir. Kârı git düşürür. Şimdi bakın, brüt satışlar %9,5 oranında artıyor. Satışlardan iade ve iskontolar brüt satış kârının üzerinde %15,5 oranında azalıyor. Ve bu satış hasılatını etkileyen oranlardır arkadaşlar. Şimdi düşünün, şu satış iade ve iskontoları %34'ü ilave edin brüt satışının üzerine. Ne olur? 15 bir kere azalacak, direkt brüt satış karına, brüt satışlara yansıyacak ve brüt satış hasılata yansıyacak. Hasılat da önemli bir kalem ve İşletmenin net satış hasılatı %7,5 oranında artmış. Satış ve sürümler %15,5. Şirketin iade ve iskonto politikalarını yeniden dikkatlice gözden geçirmesi gerekiyor. Yani sevkiyat bölümünün, departmanının iyi denetlemesi gerekiyor. Niçin satışlardan iadeler geliyor? Ha, şimdi bu tabii farklı bir sektör, gıda sektörü. Karşı tarafla anlaşması vardır. İşte bir raf ömrü vardır. Bu tür şirketlerin ürünlerinin bir raf ömrü vardır. O raf ömrünü sattığı yer, İşte bayisi, efendim bakkalı, dükkanı, o raf ömrü boyunca ürünü satamamıştır.
anlaşması vardır. Raf ömrü dolduğunda iade etme hakkı var mıdır? Ha, bu da ne gösterir? Ürünlerin raf ömrü dolmadan satış sürümünün yavaşladığını da bize aynı zamanda gösterir. Eğer böyle bu devam ederse şirketin ürünlerine pazarda pek rağbet olmadığının da bir öncü göstergesi olabilir. Evet, toplam hasılat, net toplam satış hasılatı %7,5 büyürken toplam maliyetler %2,5 azalmış. Süper. Evet, reel olarak satış hasılatı çok fazla bir artış göstermemiş olsa da ama en azından maliyet enflasyonundan maruz kalmamış, maliyetler %2,5 reel olarak azalmış. Dolayısıyla bu sebepten ötürü gayri safi işletme kârı sırasıyla 2021 yılında satış oranı çok yüksekti. %29'dan 2022 yılında %22'ye fakat maliyetleri düşük kalması sebebiyle 2022 yılındaki %21,79 gayri safi işletme kârı cari dönemde %29'a reel olarak yaklaşık 43 oranında artış göstermiş. Devam ediyoruz adım adım gelir tablosuna. Evet, gayri safi işletme kâr marjı %29. %20, %25 üzerindeki şirketler rekabet üstünlüğünü elinde tutan şirketlerdir ve rekabet üstünlüğünü eline geçirmiş şirketler yakından takip edilmelidir. Bakın ne tiyolar veriyorum size arkadaşlar. Ha, siz alıyor musunuz yoksa benim vermek isteyip de alamayanlar mı, vermek istemeyip de mi ki alanlar bilemiyorum ama onların aldığından eminim. Faaliyet giderlerinin payı sırasıyla %17'den %10'a, %10,5'tan da %17'ye artması, 2022 yılındaki faaliyet giderleri %10,5'tan inceleme döneminde %17'ye %70 oranında reel olarak pardon özür dilerim yanlış yere bakıyorum çok özür dilerim faaliyet giderleri %12'den %11'e gerilemiş 2021'den 2022'ye 2022'den 2023'de de %11'den %12'ye reel olarak %16,5 oranında artmasının neticesinde net faaliyet karlılık payı %10,5'tan %17'ye reel olarak %70 artış sağlamış. Evet, olağan gelirlerin payı yani esas faaliyetlerden diğer gelirlerin payı sırasıyla %2,65'ten %2,93'e, %2,93'ten çok yavaş %2,82'ye gerileyip reel olarak %3,5 oranında artmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı sırasıyla %19,5'tan %13,5'a, %13,5'tan da %19,5'a reel olarak yaklaşık 56 artış sağlamış. Olağan dışı gelirlerin payı %47,5'tan 2021 yılında olağan dışı gelirlerin payı oldukça yüksekmiş. %47,5. 2022'de bu %9'a gerilemiş. 2022 yılından 2023 yılına da %9'dan %13'e reel olarak yaklaşık 58 artış kaydetmesinin neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı
Sırasıyla %67'den %22,5'a, %22,5'tan da %32,5'a. Reel olarak %56,5 artış sağlamış. Ve geldik finansman gelir gider bölümüne. Evet, finansman giderlerinin payı sırasıyla %67,5'tan %31'e, %31'den de yavaşça %32'ye artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı 2021 yılında 0,56 vergi öncesi zarar, 2022 yılında %2,5 vergi öncesi kar, 2023 yılında da %2,5'tan %8,5'a vergi öncesi kar payı artışı reel olarak yaklaşık %248 artış kaydetmiş. Evet, geldik vergi. Sırasıyla vergi giderinin payı %0,73'ten 2022'de %0,11 vergi gelirine, 2022'deki %0,11'lik vergi geliri 2023 yılında %1 vergi giderine dönüşmesinin neticesinde dönem kar payı 2021 yılında dönem zararı %1,30, 2022'de 2,75 dönem karı, 2023 yılında da %7,5 dönem kar payı reel olarak %195 artış sağlamış. Satışlarının her 100 TL'sinin 2022 yılında yaklaşık 3 TL otofinansmana ya da ortaklara dağıtılacak 3 liralık pay inceleme döneminde 9 TL'ye artış göstermiş. Reel olarak %218 artış göstermiş. Nakit akım tablosuna bakmıştık. Direkt rasyolara gidelim. Evet, şirket nakit bolluğu içerisinde likidite oranları olması gereken değerlerin üzerinde ve artış eğiliminde likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları son derece olumlu gerçekleşmiş. Tek olumsuz burada faiz ödeme gücünün azalmış olması önemli bir gösterge. Etkinlik oranları da son derece başarılı. Peki bu şirket İmalat şirketi Edward Altman'ın Z skoruna göre belirsizlik içerisinde, yani riskle risksiz arasında belirsiz, dikkatli olun konumunda. Gordon Springgate'in modeline göre düşük risk, benim için en önemlisi, hepsinden daha güvenlisi, benim hocalarımın koymuş olduğu model %1,58 ile düşük risk içermesi. Şunların benim için hiçbir önemi yok. Şu benim için en geçerlisi. Ha, bunun için ya sırf yabancı oldukları için buna önem atfediyorlar, ama inanın bizim hocalarımızın yapmış olduğu başarı oranı da %72'dir, ki bunların başarı oranları %72'nin altındadır arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Yani yabancı hayranlığı olmanın hiç alemi yok. Fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %617'lik kısmı faaliyetlerinde yitirilmektedir. Niçin? Evet. Faaliyetlerin %617'lik kısmı, fonların %617'lik kısmı
faaliyetlerde yitirilmekte. Gördüğünüz üzere. Net etki 704, pardon 7479-653. Peki ana kullanım neresi olmuş? Maddi duran varlıklardaki %259'du, pardon. Net etki diğer dönem varlıkları da %347,5 oranındaki artış toplam kullanım alanı olmuş. Evet, raporuna bakalım. %617 kısım faaliyetleri de yitirilmekte fonlar. %1103 ağırlıkla finansal borçlar ana kaynak olmuş. Ben onu nasıl kaçırdım? Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet, pardon. Şurasıymış. Artık gözlerim çatallaşmış. Finansal borçlar. %1103 fon kaynakta bu finansal borçları görmüştük ama. Değil mi arkadaşlar? Gelir tablosunda bakmıştık. Tekrar inceleyelim orayı. Evet, finansman giderleri %31'den %32'ye. Evet. Finansman giderleri ne yazık ki şirketin dönem kar payını da bayağı hırpalamış, törpülemiş. Ana kullanım olmuş, ana kaynak olmuş finansal borçlardaki artış. Peki tüm bu veriler doğrultusunda, hissenin değerine gelelim arkadaşlar. Evet, daha önceki hangi bilanço bilmiyorum. Arkadaşların söylediğine göre gelen yorumlar ve telefonlar, mesajlar doğrultusunda 140 lira. Metri kapitalizasyon yöntemine göre arkadaşlar 133 lira. Bugünü 114 liradan fiyatlanarak kapatmış. Evet, o zaman 140 liraymış ama bu kadar hırpalanmaya gördüğünüz şirket nasıl ne o arttı? Artçı sarsıntılar içerisinde 133 lira temettü kapitalizasyon yöntemine göre. Evet. Şimdi gerek öz kaynaklara serbest nakit akışı ve firmaya serbest nakit akışı doğrultusunda öz kaynaklara serbest nakit akış yöntemine göre 130 lira. Orada 132, öz kaynak serbest akışına 132. Firmaya serbest nakit akışına göre 175 lira ki ben firmaya değil öz kaynaklara serbest nakit akışı ön plandadır, daha güvenilirlidir. Bunu farklı şekilde değerlendirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Ama önceliğiniz kesinlikle öz kaynaklara serbest nakit akışı olmalıdır. Burada bazı bölümleri arkadaşlar kalemlerin isimlerini sildim. Bunları siz bir söylesem de siz bilemezsiniz. Ama piyasada bunu böyle dört gözle bekleyenler var. Bazı yere geldiler. Farkına vardık. Orada bekliyorlar. Hani açsam da oradan devam etseler diye orada tıkandılar kaldılar. Ekonomik katma değere göre 127,5 lira, piyasa katma değerine göre de ki bu da ekonomik katma göre, aslında ekonomik katma değer hisse senedi fiyatlama açısından değil arkadaşlar, şirketin performansını değerlendirmek içindir. Yani bunu görmeyin arkadaşlar. Ekonomik katma değerde hisse değerlemesi sağlıklı değildir. Burada sağlıklı olan şirketin güçlenip güçlenmediği, büyüyüp büyümediği göstergesidir. Önemli olan. Onun yüzden bunu şey yapmayın ama asıl bu alanda
piyasa katma değerine göre hissenin olması gereken fiyat ön plandadır. Orada da 144 lira olarak hesaplanmakta. Ve geldik 3 yıllık artık getiri modeli. Evet, 2021 yılı başlangıç yılımız olmak üzere bu arkadaşlar en az pardon, en fazla 10 yıl olarak alınır. En az da 5 yıl alınır ama ben buraya 3 yılı sığdırdığım için ki dijital ortamda dediğim gibi bu sadece %10'luk bir bölümü web tasarım ve dijital ortam verilecek hizmetin 3 yıllık artır getiri dönemine göre ki bu tabii şeyde 5 ve 10 yıl olacak. Bunu en fazla 10 yıl alırsınız, en az 5 yıl alırsınız. Yani en az 1 yıl alabilirsiniz, 1 yıllık da alabilirsiniz ama çok sağlıklı olmaz. Ben 3 yıllığı koyduğum için, 3 yılı yan yana koyduğum için enflasyon düzenlemesini yapıp 2021 yılının da o yüzden 3 yıllığı aldım. Ama bunu en fazla 10 yıllık koyabilirsiniz. Orada da 136 lira olması gereken fiyatı değerlemekte. Faiz ödeme gücünün yükselmesi demek tabii ki bu alanları etkileyecek olan değerlemeleri etkileyecek olan faiz ödeme gücünün yüksekliği veya alçaklığıdır. Yani bu türbülansta bu artçı sarsıntılarda hemen hemen aynı fiyatı olması gereken fiyatını korumuş. Şimdi yarın piyasa bunu nasıl algılayacak? Bana göre iyi bir bilanço, kötü bir bilanço değil. Ha, bu 144 liranın çok çok üstüne de gidebilir. 132 liraların 140 yani en yüksek şu anda 3 yıllık artık getiri modeline göre 144 lira çıkıyor. Piyasa katma değeri de yüksek çıkmıştı galiba. Evet, piyasa katma değeri en yüksek çıkmış. Bu 144 liranın üzerine de götürebilir. Yarın satış da yiyebilir. Hani beklenti gerçekleşti. Hani öyle ya, beklentiler satın alınır, gerçekleşince satılır diye bir kuram var borsada. Olabilir ama biz ne olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası olacaklar. Ama aşağıya ama yukarıya bu rakamların sınırındaki kalanlar spekülatif olarak değerlendirmelerdir. Yani sen işte 140 lira dedin, kağıt 200 liraya gitti. Adam da 6 ay önce halka arz etti 36 liradan, atıyorum rakamları. 6 ay sonra kağıt 36 liralık kağıt 300 liraya gitti. Patron geri zekalı mı lan? Yani ya arkadaşlar, inanamıyorum şu yatırımcı profilimize, gerçekten anlıyorum. Ya kardeşim, 6 ay önce bu adam şirketini halka arz ediyor. Rakamı atıyorum 30 liradan, 36 liradan, 50 liradan. Kağıt 6 ay içerisinde 300 liraya gidiyor. Bu patron hiç düşünmüyor musun? Ulan geri zekalı mı bu adam? 300 liralık kağıdı geldi bize 30 liradan bedavadan cebimize mi koydu diye. Böyle bir geri zekalı, ahmak, salak bir patron olabilir mi diye hiç mukayese edecek zeka düzeyin yok mu ya? Diyor ki sen 140 lira dedin de kağıt 500 liraya gitti. Olabilir abi. Ya abi, sana arabanın fiyatı kaç para? Aldığın arabanın fiyatı kaç para? Arabanın maliyeti kaç para? Sen evinin önüne kaça getiriyorsun? O değeri mi? Üstünde neler var ekstradan? Evet arkadaş, bir de böyle
seviyesi ve IQ'su düşük insanlarla burada boğuşmak durumunda kalıyorum sizlere bir şeyler verebilme adına. Şimdi bakalım arkadaşlar burada neler var. 2022 yılındaki enflasyon oranı %64,27'ymiş. Neye göre? Tüketici fiyat endeksine göre. Ki ben o dönemlerde üretici fiyat endeksine göre yapardım. %97'ymiş. Tüketici fiyat endeksine göre. Ben değerlendirirken gene ona göre değerlendiriyorum ama şu anda enflasyon düzenlemesi finansal raporlarda tüketici fiyat endeksine göre ona sadık kalıyorum. Kabul ediyorum. Ama bana kalırsa ben TÜFE'yi de YÜFE'yi de çok itibar etmiyorum. Açık ve net. 2022 yılında enflasyon katsayısı %64,27. 2023 yılında tabii TÜFE'ye göre %64,77. Kur artışı 2022 yılında 40,28'miş. 2023 yılında 57,22'ye çıkmış. TL'deki değer artışı 2022 yılında %17 iken 2023 yılında 4,80'e gerilemiş. Yani TL 2022'ye göre 2023'te muazzam şekilde bir değer yitirmiş. Ve hisse değerlendirmede ve şirket değerlendirmede bunların da payı var. Süs diye koyulmuş değil arkadaşlar. Hani bir görsellik, bir vitrin değil. Dediğim gibi şirket değerlendirmek bir uzmanlıktır. Adeta bir sanattır. Sanat. Şimdi 2 dakikada da ben bu şirketi değerlendirirdim. Çarpanlarıyla, fabüğüyle, füyüyle, kılıyla, tüyüyle 2 dakikada geçiştirirdim. Şahsi kanaatımı da ifade ederdim. Bakın şahsi kanaatımdan söz etmiyorum. Şahsi kanaata getirilecek olan kişiler yatırımcıların kendileri olacak. Sen burada verileri koyacaksın. Objektif olarak mecbursun objektif olmaya. Kaptan ne indiriyorsan yani kazanda ne varsa kepçene o geliyor. Ve bu değerlendirme tamamen yatırımcının şahsına bırakılmalı. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı sahurlar. Hayırlı oruçlar ve Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.